2020 yılında zirvesine çıktı deniyor bazı yorumcular tarafından. Onun da detaylarına bakarız. Eyvahlar olsun. Tabii. Pekala. Hal böyle olunca o bölgelerde mi acaba kira fiyatları daha çok artıyor? Tabii. Yani İstanbul içi mesela İstanbul'da olarak bir düşünün. Daha zemini nispeten sağlam bir yerlere gitmeye çalışıyor. Kiralar %30, %40 artıyor. Türkiye içinde de öyle. Gidiyorsun birdenbire bir bakmışsın. Evet. 15 bin lira olan yer, hani 15 bin lira bile, hani önceden vay bir barınma krizi dediğimiz yer 40 bin liraya 30 bin liraya çıkıyor. Acımasızca çıkıyor bir de yani. Acımasızca. Peki bu insafsız ev sahiplerine ceza var mı? Şu ana kadar ben bir şey görmedim. Ama yolda. Oh. 2 liradan 3 lira arası dediler ama bir katı yukarı çıkardılar. Çok pahalı. 6, 7, 8. Afet dediğinden sonra artmış fiyatlar. Depremi fırsat bildiler, kiraları artırdılar. Savcılık peşlerine düştü. Şu an beklemedeyiz, hiçbir şey düşünemiyoruz. Büyük felaket sonrası en çok depremzede ağırlayan illerden oldu Ankara ve Diyarbakır. Bu iki kentteki ev sahipleri hızla kiraları yükselttiler. Maksimum 4 liraymış, şimdi 6 lira, 7 lira. Daha önce mesela Keçiören tarafında benim bir akrabam kalıyor şu an. 1500-1800 civarında olduğunu söylüyorlar. Şu an en kötüsü 5-6 bin lira orada. Abdullah Emir Bey de Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depreme yakalandı. Ailesiyle beraber 15 gün önce Ankara'ya geldi ve arkamdaki tesislerde kalırken bir yandan da ev aramaya çalıştı ama ne mümkün. Uygun fiyata kira bir türlü bulamadı. 5 milyardan 6 milyardan bahsediyorlar ama onu nasıl ödeyeceğiz? Peki önceki fiyatları da böyle miymiş? Ama önceki fiyatlar 2,5-3 lira. 3 tane çocuğum var. Yani bilmiyor, şu an geleceğe dönük bir plan yapamıyoruz. Kira ve satış bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar tespit edildi. Ankara ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturma başlattı. Konu şimdi mali suçlarla mücadele polislerinin önünde. Polis şimdi ilan siteleriyle iletişim halinde. 6 Şubat tarihinden önce verilen ilanların 6 Şubat ve sonrasındaki fiyatlarında artış olup olmadığı inceleniyor. Eğer tespit edilirse fiyatları etkileme suçundan o ilanların sahipleri hakkında işlem başlatılacak. Memnun oluruz yani. Biz de yani burada bir düzen oluşturmayı düşünüyoruz. Çok caydırıcı olmuyoruz. İnsanlar hiç vazgeçmiyor hiçbir şeyden. Cezalar yolda. Yolda ama tabii tedbiri almak şu şekilde, hep konuşuyoruz burada. Özellikle boş ev stoğu bir hayli fazla. Sadece evet. İstanbul'dan bahsetmiyoruz. Bir insanın iki tane, üç tane evi var. Yabancılar almış mesela, boş boş tutuyor. Bütün bunları alıp tespit edip kiralayacaksın. Hani çökmeden bahsetmiyorum tabii. Biz buraya el koyduk demiyorsun. Kiralayacaksın orada ve depremde de kardeşlerimizi oraya yerleştireceksin. Olay da budur. Evet, başka orada da işte görmedik yani. Mi? Yeni yapılan sıfır daireler evlerini açtılar. Bütün depremzedelere gittiler orada. Ama bunu vatandaşın insafına bırakılmaması lazım. Yani sen ben hani 10 kişi böyle zenginiz, evlerimiz var. Buyurun kardeşlerim yardım, ne kadar güzel değil. Bunu devletimizin eliyle yapılması gerekiyor. Boş binalar alıp kiralanacak. Ve böylelikle böylesi fahiş zamlara da önünü kesiyorsun. Ev sahibine zaten direkt ceza orada kesiliyor. Evet. Böyle kiralayacaksın o güzeller güzeli bomboş evleri. Ondan sonra depremzede kardeşlerimiz yerleşecek. Asgari oranda işte içine malzemeyi de koyacaksın. Bu koskoca devletiz. Bunu elbette ki yaparız. Ama işte onun bir an önce gerçekleşmesi lazım. Hani kalıcı kalıcı konutların temeli atılıyor ya da bekliyoruz. Onlar bir iki yıl sonra ben bir iki yıl boyunca ne yapacağım? Dolayısıyla böyle boş stoklar var. Onlara vatandaşımızı yerleştirelim hep beraberce. Murat, çadır kente ve konteynerlerde yaşayan nüfus acaba şu anda kaç? Buna göre nasıl bir planlama yapılıyor? En kısa sürede onları belli bir yere tabii ki taşımak söz konusu. Mecburiyet aynı zamanda. Hayır, onlar tamam. Bir de ben gelmişim Ankara'ya, Bolu'ya, İstanbul'a. Ne yapacağım? Ev tutacağım. Oradaki boş evlerin tespit edilip yapıldı lazım. O kadar, bak ne kadar güzel paralar toplandı. Aynen. 110 milyar lira. Deprem vergilerimiz var. 38-40 milyar dolar. Onların hepsi şimdi devreye girmesi lazım. Öyle olunca da hepimizin yüzü güler. Değil mi? Şu an bizim yaramız var. Pansuman. Bu kadar. Kalıcı çözümler sonra.